Özellikle kanser, şeker ve göz hastaları için son haftalarda ilaç bulunamıyor sevgili seyirciler. Nedeni ise 3 kuruş para. Bazı ilaç firmaları zam beklentisiyle stokçuluk yapıyor. 3 kuruş için stok yapıyorlar. Milyonlarca hastanın hayatını içe sayıyorlar. Halkın sağlığıyla oynayanlar ne kadarlık bir yüzde kar bekliyor buradan? Beklenen ilaç zammı %15. Kanser, göz, şeker ve niceleri. Türkiye'de son bir aydır yüzlerce kalemde ilaç bulunamıyor. Piyasada ilaç bulunamamasının altında yatan neden yine para. İddiaya göre 15 Şubat'ta ilaç sektörüne %15 oranında bir zam gelecek. İşte bu zam nedeniyle ilaç firmaları şimdiden stokçuluk yapıyor. Yani göz ilaçları ve şeker ilaçlarında hani hayır yok diyebiliyoruz. Bazı kanser ilaçları keza yok da. 100-200 kalem kadar eksik ilaç var. Ve ne yazık ki hastaların ilaçlarını kullanamadığı bir dönem geçiriyoruz. Bakın şu anda bulunduğumuz eczaneye bir hasta yakını geldi. Elinde göz tansiyonu ilacı kutusu var ve bu ilaçtan aradığını söyledi. Ancak hiçbir eczanede bulamıyor. Fiyatı ise sadece 28,5 lira. İşte %15 zam geldiğinde bunun fiyatı 32 lira gibi bir şey olacak. Ama o 3 liralık fark için şu anda üreticiler bunu piyasaya sürmüyorlar. Ve göz tansiyonu çekenler de gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu 4. 5. eczane. Hepsi bir hasta yatan bir arkadaşım için arıyorum. Ben de bu yaştayım. Ama maalesef de her kapı kapanıyor. Şimdi tekrar bütün Bakırköy'ü arayacağım. Bazı ilaç firmalarının stokçuluk yaptığının kanıtı da barkodlar. Çünkü devlet barkod sistemiyle ilacı takip ediyor. İlaç firma da barkodlanıyor, depoya gidiyor. Oradan da eczane ve hastaya ulaşıyor. İlaç bu aşamadan öncesinde yok. Bunların şeker ilacı. Konuşabilir miyim? Son bir aydır eczacıların elinde işte böyle reçete tomarları var. Çünkü buraya gelen hastalar ilaçlarını bulamayınca reçetelerini bırakıyorlar. Arkalarına da telefon numaralarını yazıyorlar. Eğer ilaç gelirse alacaklar. Ama içlerinde çok önemli ilaçlar da var. Mesela kanser gibi. Bu sizce etik mi? Değil, bence değil. Hastalar çok mağdur. Yani herhangi bir insanın sağlığından daha değerli değil hiçbir şey. İlaç eksiğimiz yok, fiyat farkından yararlanmak için satmayanların canlarını yakacağız. Bu açıklama Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan geldi. Vatandaşlar isyan etti, eczanelerin stokçuluk yaptığı için ilaç satmadığı iddia edildi. Zam beklendiği öne sürüldü. O iddialar Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın gündemindeydi. İlaç satışı yapmayan eczacılara ciddi uyarılarda bulundu. Vatandaş reçeteyi eczaneye getirdiğinde sisteme girilmiyorsa bizim ondan haberimiz olmuyor. Girmeden yok derse göremiyoruz. Vatandaşın bizi araması lazım ki biz ilacı olduğu halde yok deyip satmayanlara ciddi cezalar veriyoruz. İlaç eksiğimiz yok. Fiyat farkından yararlanmak için satmayanların canlarını yakacağız. Bakan Demircan, Eczacılar Birliği'nin 600 civarındaki ilacın piyasada satılmadığına ilişkin çıkışını da değerlendirdi. Eczacı, deposunda var olan ilaç için yok diyemez dedi. Cezalar veriliyor, tespit edilenler var. Satmayanlara da mevzuattaki cezalar doğrultusunda yaptırımlar uygulanıyor. Biz bu işi takip ediyoruz. İlacın hangi eczanelerde ne kadar olduğunu biliyoruz. Böyle bir suçu olan varsa ceza vereceğiz. Maddi cezası tekrarında kapatmaya kadar giden cezalar var. Var olan ilaca yok demek suçtur. Uyarıyoruz eczaneleri.